Bu acı haberi sizlere vermek istemezdim ama Rex'in... Hadi canım ya. Of of! Olaylar olaylar. Vallahi anlamadım gitti ya. Araba durdu bak. Arkadaşlar! Arkadaşlar! Ya bu şaka mı? Hop! Kafayı sürüyorum. Kaç paradır ya? 80'i ya. Ben gidiyorum ya. Sana bir şey olmaz. 3 tane araba var, bir tanesi çalışmıyor. Şu an 4 çekerdeyim. Bak bak. Duyuyor musun? Günaydın. YouTube Türkiye'nin en kaliteli ailesi. Nasılsınız, iyi misiniz bakalım arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Ben de çok iyiyim. Bugün Aksoy Tuning'e gidiyoruz arkadaşlar. Böyle apar topar video başladım ofiste. Hatta yaklaşık 10-12 saat uyumuşum arkadaşlar. Siz bir önceki videoyu izlediniz de, cuma günkü videoyu. O videoya ben bayağı uykusuzdum montajlarken. Montajladım, sonra kafayı bir koymuşum arkadaş yatağa. 12 saat uyumuşum, şimdi uyandım. Gecenin köründe uyandım tabii. 6'da uyandım, ofise geldim, kamerayı aldım, sizleri aldım yanıma ve doğru Aksoy Tuning'e gidiyoruz. Hadi bakalım, video başlasın. Arkadaşlar bu arada yani belki 2 hafta, belki 1 haftadır, bilmiyorum, belki 1 aydır. Ne zaman bindiğimi hatırlamıyorum resmen. Rex'e binmiyorum. Rex'e neden binmediğimi de aşağı inince açıklayacağım sizlere arkadaşlar birazdan. Öyle. Bugün ama Rex'e bineceğiz. Bugün Rex'e bineceğiz. Öyle. Asansörü bekliyorum şu an. Arkadaşlar bu arada Rex'i niye binemiyordum biliyor musunuz? Günlerdir, haftalardır, belki de aylardır diyeceğim de 2 ay olmamıştır da 1 ay olmuştur kesin. Yani 1 aya yakın bir zaman olmuştur. İşte görmüş olduğunuz üzere buralara eşyalar var, görüyorsunuz. Rex'in üzerinde eşyalar vardı arkadaşlar. Kasa fulldü, havalar yağmurluydu. Hatta şu masayı Rex'i şu üstüne koymuştuk arkadaşlar. Arabanın içi komple doluydu arkadaşlar. Ben ne yaptım peki bugün Rex'e binebilmek için? Artık yeter dedim be kardeşim. Bunları buraya bıraktım, indirdim hemen otoparka. Geldim. Ondan sonra şuradan bütün malzemelerin bir kısmını buraya koydum. Bir kısmı buraya koydum. Burada mesela yankının direksiyonu var. Onu buraya bıraktım. Şuraya ekranları koydum. Sonra diğer büyük poşet vardı. Onu da buraya koydum arkadaşlar. Ki Rex'e binebileyim diye arkadaşlar. Çünkü gerçekten Rex'e binmeyi çok özledim. Orası benim evim gibi biliyorsunuz. Rex benim evim gibi. Orada böyle kendimi çok huzurlu ve güvende hissediyorum. Öyle yani arkadaşlar. Hadi bakalım Rex'e biniyoruz ve şimdi doğru Aksu'ya gidiyoruz. Cico bakalım ne durumda. Hadi canım ya. İnanmıyorum ya. Rex'in aküsü boşalmış. Harbiden ben dediğim gibi bir aydan fazla mı binmedim ya Rex'e? Arkadaşlar şaka gibi ya. Yemin ediyorum. Bak. Of of! Arkadaşlar Rex'i 2 dakika kilitliyorum şimdi. Bugün Rex'e çıkmak istiyorum çünkü çıkacağım da. Takviye kablosu alıp gelelim. Rex'i çalıştıralım. Bugün çünkü akşam da başka da planlarım var. Onları da birazdan sizlere anlatacağım da. Harbi şimdi olmadı bu. Olmadı. Allah'tan çok erken başladık güne. Bize bir vakit kaybı yaratmayacak. Arkadaşlar akü takviye kablosu aldım. Toplamda 250 liraymış. Bilginiz olsun. Yani sizin de başınıza gelirse falan 250 liraya benzinlikten alabiliyorsunuz böyle bir tane. Şimdi aküsü nerede bunun? Aküsü T burada. Olaylar olaylar. Vallahi anlamadım gitti ya. Abi şaka mı bu ya? Abi şaka mı bu? Şu an araba
Abi şu an yaşadıklarım gerçekten şaka mı? Şu anda arabaya bir şey oldu. İnanmayacaksınız belki. Şu an 3008'e bir şey oldu. Kuracağım ben kafayı. Şaka gibi araba durdu. Yemin ediyorum size durdu. Araba durdu. Bak. Bak göstereceğim size. Kontak falan her şey gitti. Anahtarı bende. Bu da sanki aküsü şey oldu, bir şey oldu. Bak. Bak. Arabaya bir şey oldu. Abi sigorta attı sanki. Bir şey oldu ya. Abi şaka mı bu? Ha? Ulan şunu çıkartmışım az önce ya. Allah'ım ya Rabbim. Kafayı yiyeceğim. Net ha? Çok şükür lan. Oğlum çıldıracaktım ya. Yemin ediyorum çıldıracaktım arkadaşlar ya. Ya dedim bu nedir ya? Ya dedim ki bu ne arkadaş? Yani bu kadar da olamaz yani, anladın mı? Bu kadar da bir insanın işleri ters gidemez yani dedim ya. Neyse hallettik. Dur bakalım, şimdi aküyü yaklaştırdım. Birbirine Rex'le bağlamaya çalışalım. Tövbe bismillah, tövbe ya. İnşallah yetişir yani bu sefer. Tamam, eksiği yetiştirdik de. Oğlum niye çıkıyorsun ya? Artıyı yetiştirebileceğiz mi emin değilim ya. Yetişecek herhalde ya. Dur şimdi arkadaşlar, durun. Şu an eksiği galiba bağladım. Şimdi artıdayız. Artıyı da bağladım. Çok hızlı olmam lazım. Şu an çalışması lazım. Oh be! Oh be! Of! Dedim ki hiçbir zaman çalışmayacak herhalde dedim. Yani bugün çalışması lazımdı bu arabanın. Neyse, yolumuz uzun olduğu için hemen çekeceğim şimdi akü kablolarını. Çok şükür. Okey. Evet arkadaşlar, son bir challenge'ımız kaldı. Onu da tamam diye. Hep yola çıkıyoruz. Bakın şimdi buradan buraya geçme lazım. Çünkü araba biraz ittiğim için duvarın dibinde duruyor araba. Ön kapı açılmıyor. Evet. Evet, onu da başardığımıza göre artık Aksoy'a doğru yola çıkalım. Arkadaşlar. Bakın bu arada ben neyi keşfettim? Gel. Çok hızlı bak. Arabayı bıraktım Rex'i buraya. Rex'i yoldayım, hemen çıkıyordum. Çıkıyordum hemen. Şu bizim diğer arabada bir şey unuttum. Onu bakayım dedim. Geldim peki. Ne gördüm? Ben bu arabayı 10 dakikadır sürüyorum arkadaşlar. Biraz önce şuralardayken bir titreşim hissettim arabada. Tamam mı, sol arkadan? Abi biraz önce gittik ya, tekeri patlatmışız. Abi şaka mı bu ya? Ya bu şaka mı? Tekeri patlamış bildiğin. Hem de öyle böyle değil. Bak puflamış. Yani ben bununla mı gittim acaba? Şey almaya. Şaka yapıyorsun ya. Bakar mısın, sıfırlanmış. O derece yani. Çökmüş. Neyse hadi, orada trafik geliyor. Arabalar geliyor. Bir önce Rex'e gidelim. Görüyorsunuz değil mi? Benim çok fazla bir şey anlatmama gerek yok yani. Geliyor başım abi. Geliyor. Kosif şanssızlığı. Activated. Ya arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Yani ben normal gündelik yaşamımı aslında böyle kamerayı her an elimde tutsam var ya. Bunun gibi neler var? Bak tam arabaya bindim, çıktım. 3008'de bir şeyimi unutmuşum. Hemen döndüm, onu almaya gittim. Ulan bir baktım lastik yerde duruyor. Zaten biraz önce arabayı çevirirken de araba böyle tuk 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 titriyordu. Böyle arkada eşyalar var ya, onlara bağladım dedim. Eşyalardan geliyor herhalde. Abi lastik gümlemiş ya. Şimdi gümledi bu arada o lastik. Bir de o iş çıktı şimdi. Görüyorsunuz değil mi? Kosim abinizin halini. Evet arkadaşlar, Aksoy Turing'e geldik. Gelin isterseniz hemen gidelim Cicon'un son durumuna bakalım. Bu arada harbiden bugün sabahtan yaşadıklarımı böyle bir arkadaşıma anlatıyorum telefonda biraz önce. Diyorum ki rüyalarımın saçmalık derecesi ya. Yani orada o çok enteresan ya. Harbi çok enteresan değil miydi ya? Neyse. Serkan Usta kolay gelsin bu arada. Serkan Usta burada bir tane limuzini yine yakıyor. Bak arkadaşlar, görüyorsunuz değil mi? Bazı arkadaşlar demiş ki kurgudan yakıyorsunuz falan yazmışlar. Dedim ki kurgu değil, bu iş böyle yapılıyormuş. Bak yine yakıyor adam. Yine yakıyor. Aynen. İş böyleymiş. Bir tek ben biraz panik oldum arkadaşlar. Yani ben çünkü daha önce hiç görmedim böyle bir şey. Araba alttan yanıyor, ortadan yanıyor, bir de koltukların oradan yanıyor ya. Acayip panik oldum. Kolay gelsin Serkan Usta. Panik dedim yani. Ne kurgusu oğlum? Ben niye öyle şeyler yapıyorum?
Cico nerede Cico? Oğlum Cico yok. Hah şurada arkada. Tamam bulduk. Ooo astarı atılmış Cico'nun. Ooo oğlum tamponu da boyamış lan. Oğlum adamsınız be. Bu arada altına bir sürprizim var arkadaşlar. Tamponun altına bir ek yapacağız bugün. Aha bunu da yapmışlar. Çamurluğun tam yanındaki vardı ya. Bunu da güzelce astarlamışlar. Arkadaşlar zaten ustamızla konuştum. Ustamız dedi ki abi yarım saatlik işi kaldı senin arabana dedi. Süper. Belki de bugün Cico'yu acaba alıp gidebilir miyiz? Gidemeyiz ki Rex'le geldik. Nereye gidiyoruz? Buraya arabasız gelmemiz lazım. Pazartesi gelir alırız olmadı. Hep birlikte geliriz kardeşlerim benim. Yine birlikte geliriz alırız. Hadi bakalım şimdi. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Bir de İslam'a bakayım buralarda mı? Sonra tekrar sizlerleyim. Arkadaşlar şimdi şöyle bir haberim var sizlere. Yolda gelirken ben aslında bunu gördüm ama telefonda olduğum için sizlere bildiremedim. Arabanın yani Rex'in böyle 70 kilometreyi falan geçtikten sonra arkadaşlar arabada inanılmaz bir titreşim başlıyor ama anlatamam size ne kadar büyük bir titreşim olduğunu. İnanılmaz bir titreşim. Böyle torpido yerinden çıkacak gibi oluyor. Tavanlardan bir şeyler oluyor. Koltuklar böyle cam kenarlarından falan bir ses geliyor ve artarak gidiyor. Yani 70'ten 80'e çıktım daha da arttı ses böyle. O yüzden de hemen geldim. Gelir gelmez Hakan Usta'nın yanına gittim. Dedim ki Hakan Usta böyle bir durum var. Acil arabaya bakalım dedim. Şimdi birazdan Hakan Usta ile birlikte bir deneme yapacağız. Yola çıkacağız. 70-80'i geçeceğiz. Oradayken kayda gireceğim. Sizlere de göstereceğim arkadaşlar. Öyle yani bilginiz olsun. Hadi bakalım. Bekliyoruz. Arkadaşlar bu arada beklerken dedim ki Rex'i bir yıkayayım. Hazır yıkama da boş. Rex'i buraya sokacağım. Şimdi bir yıkayacağım hızlıdan. Çok seriden. Çok pis çünkü. Akşam bir partimiz var bu arada. Doğum günü partisi. Aslında kostüm partisi. Kostüm falan giyecekmişiz. Kardeşim Batu'nun doğum günü var. Davet etti sağ olsun. Ben de onlarla birlikte olacağım. Öyle o yüzden de şimdi bir arabayı da bir yıkayayım diyorum. Rex'e giderim çünkü. Hadi başlıyoruz. Hop. Bir tık ayaklarımız ıslandı ya. Bu ayakkabılar su geçiriyormuş ya. Of. Şimdi arkadaşlar sırada köpük. Şimdi de güzelce süngerleyelim. Mesela şu anda ben böyle yoruluyorum ama bu işi yaparken. Ama bu benim için mesela bugün sabah yaşadığım talihsizliklerin ödülü gibi geliyor bana. Hoşuma gidiyor yani şu an mesela. Rex'i böyle yıkıyor olmam çok hoşuma gidiyor. Cico'yu da belki çıkartmadan burada bir detaylı temizlik yaparız. Ya da Cico'yu evde yaparız ya. Kapı önünde yaparız. Küçük ya. Yıkanabiliyor. Rex yıkanmıyor kapı önünde. Evet. Rex biter gençler. Canavar gibi. Rex'i yıkadık artık. Ufak bir silerim şimdi. Ondan sonra dışarı alırım arkadaşlar. Böyle. Hadi bakalım. Ooo reis. Sabah sabah geldim arabayı yıkıyorum. Ne yapayım? Manyaksın abi. Manyak mıyım? Yıkadım bitirdim ya. İş yok mu? Bak iş yok mu? Vay anasını satayım. Sabahın. İyi ki dememişim. Sabahın 7'sinde kayda başladım. Başıma gelmeyen kalmadı bugün ya. Abi ne güzel çekiyor böyle ya. He çok tatlı. Bizim izleyenler ne kadar güzel insanlar ya. He? Çok tatlı değiller mi? Bak yorumlarını görüyor musun? Ne kadar tatlı yorumlar yapıyorlar. Evet maşallah. Can onlar. Allah Allah olabilsin. Evet arkadaşlar. Arabamızı yıkadık. Cillop gibi oldu. Birazdan dışarı çıkartacağım zaten. Lastiklerini falan parlatmam gerekiyor. Gösteririm. Şimdi gidelim bakalım Cico'nun şeyine başlandı mı? Bu arada var ya ayaklarım su içinde gençler. Su içinde. Buradan doğru eve gideceğim. Ustam bizim araba ne durumda ya? Ne kadar bekleyecek daha? 1-2 saat mi? Ciddi misin? Hayda. Bugün yıkasaydık iyiydi ya biraz. Araba var ya leş gibi yalnız arkadaşlar. Arabayı var ya. Şuradan çıkartayım. Bir boyu. Oğlum bu ne lan? Ha tozmuş. Araba var ya bir çıkartacağım, bir yıkayacağım var ya. Sapsarı olacak böyle. Sapsarı gezeceğiz yemin ediyorum. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Çiçek gibi olmuş, çiçek gibi. Yemin ediyorum çiçek gibi arkadaşlar. Çamurluk var ya efsane.
Evet arkadaşlar, Cio'nun zımparası da bitti. Cio'yu bugün almıyoruz bu arada. Pazartesi günü alacağız arkadaşlar. Öyle yani arkadaşlar. Hakan ustam, ben hazırım. Araba hazır. Bak senin için lastikleri de parlattım. Hadi gidelim mi? Hadi. Sen de araba. Yok tabii ki de sen gideceksin. Ya sen din abi. Hakan ustam ayı mı diyorsun ya? Zangır zangır bir de öyle böyle diyor. Buralara falan vuruyor. Aynen 70 kilometreye çıktığımız anda araba çortluyor arkadaş. Bir baktım ya, ben direksiyon da çok titriyor bu arada. Hani sadece araba değil. Direksiyon zangır zangır. Tabii 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 ya, direksiyon. Arkadaşlar diferansiyel paket olmuş. Kafayı sıracağım. Kaç paradır ya? Abi bakacağız evet. Tamiri var mı yok mu? Al yapalım tamir, revizyon yapalım, bir şey yapalım. Evet. Yok abi ya, ne 80'i ya? Gözünü seveyim ya. Allah Allah. Ya arkadaşlar bıktım ya. Öyle bittim ya. Ne alaka abi? Arkadaşlar şimdi ne oldu biliyor musunuz? Ben biraz önce bitirdim işlerimi. Hatta yıldız tavanı yaptırdım. Sizlere yıldız tavanı anlatacağım. Tekrardan düzelttirdim, o yanmıyordu falan. Sonra tam çıkıyorum, arabadan böyle bir yüzük sesi geliyor ön taraftan. Sol önden böyle yüzük hareket ediyor gibi. Sonra Hakan üstüne söyledim. Arabayı lifte kaldırdık. Tekerleği boşta çevirdik. Korktuğum şey olmasın dedi. Diferansiyel dedi. Sonra 4x'yi aldım. İleri geri yaptım. Tak 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 yaptı. Yani anlayacağınız diferansiyelde sıkıntı var. Mustafa diferansiyel patlamış benim ya. Diferansiyel patladı. Abi senin canın sağ olsun ya. Patladıysa patladı. Boş ver. Bu kadar hain offroad'a araba yürüyor. Bu kadar hain offroad yapmana araba yürüyor. Vallahi billahi. Ona şaşırmak lazım yani. Abi. Ben gidiyorum ya. Tamam. Ben gidiyorum ya. Vallahi billahi gidiyorum. Görüşürüz beyler. Sana bir şey olmaz. Rahat ol. Bize bir şey olmaz biliyorum onu da. İş çıkıyor iş. Abi var ya, hiç beklemiyordum yemin ederim buraya. Hep buradayım ben ya. Aksu'ya geliyorum ya. Abi gördüm de koşamadım biliyor musun? Vallahi gideyim sana. Eyvallah. Fotoğraf çok memnunum. Tabii ki de. Abi. Çevir oradan hemen çekelim. Yol açık. Arkada bekliyorum. 24 saat seni. Merhabalar. Nasılsınız? Çekebilir miyim? Nasılsınız tabii. Ne haber? İsim ne? Azal, çok memnun oldum. Kardeşi de ablası da sürekli eyvallah seni istiyor. Eyvallah. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Azal görüşürüz. Evet. Takipçilerimizle karşılaştık. Ama moralim bozuk aslında. Çaktırmayın. Hem de çok bozuk. Bak yıldız tavanı yaptırdım falan. Tam gidiyorum. Bir ses duydum önden. Muhtemelen Cico'yu almaya geldiğimde buraya haftaya. Rex'i bırakacağım pazartesi ya da salı. Rex'i bırakıp Cico'yla geri döneceğiz. 3008'in tekeri patlak otoparkta duruyor. Bilmiyorum artık ya. 3 tane araba var. Bir tanesi çalışmıyor. Şaka gibi ya. Evet arkadaşlar, otoparka geldim. Elimde bakın mikrofon tutuyorum. Bu mikrofonu niye aldım derseniz, size sesi duyduracağım. Çünkü orada çekim yapamadım. Çok hızlı gelişti. Bir de çok moralim bozuldu açıkçası. Diferansiyelin de böyle arızalandığını duyunca. Çünkü hiç alakası yok. Yani ben Rex'e binmiyorum. Bilerek binmiyorum. Çünkü hani böyle Rex'in yeni şaftını yaptırdım, aksını yaptırdım. Tertemiz dursun diye. Hatta aküsü binmiş. O kadar binmiyorum ki aküsü bitti. Bakın şimdi 4 çekeri alacağım. Arabayı ileri geri yapacağım. Ne kadar çok ses geldiğini görmeniz için diğer mikrofonu şeye koyacağım. Arabaya bağlayacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Şöyle koydum arkadaşlar. Tam şeye koydum. Basamağa koydum. İnşallah düşmez. Düşerse direkt tekerlek ezer geçer onu. Bakın şimdi. Ses inanılmaz ya. Bu ses bu arada 4 çekerdeyken zaten gelen bir sesti arkadaşlar. Geri gidip 4'ü alacağım ve 4'teyken gelen sesleri bir duyun. Sadece bir duyun abi. İnanılmaz ses yapıyor. Şu an 4 çekerdeyim. Taktım ve... Bak, 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 bak. Duyuyor musun? Duyuyorsunuz değil mi? Takır tukur. Takır tukur sesler geliyor, takır tukur. Alt taraf bildiğin, alt tarafta korkunç ses var. Bak, bak, bak. Of. Evet arkadaşlar, bu acı haberi sizlere vermek istemezdim ama Rex'in diferansiyeli kötü durumda.
sökülüp bakılması gerekiyor ki yapılabilir bir şey var mı yok mu onu anlayalım. O yüzden de muhtemelen Rex'i pazartesi günü bırakacağım ya da salı bırakacağım. Cici'yi alıp geleceğim Aksoy Tunik'ten. Sonra da Rex'in tadilat işlemlerini zaten birlikte oluruz arkadaşlar. Öyle yani, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, aşağıdan kanalıma abone olup beni 2 milyon abone yapmayı ve bir de gülmeyi unutmayın. Boy boy! Pa pa! Pa 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 pa!